Manşete hoş geldiniz. İyi haftalar. 2 Eylül. Yeni sezon açıldı, yeni sezon başladı. Eylülle beraber hemen her şeyin hareketlenmesi bekleniyor. Ona göre planlamalar yapılıyor. Siyasette, medyada, bürokraside ve günlük hayatta okullar yavaş yavaş açılıyor filan. Fakat esasen yazın pek ara vermedi, pek hız kesmedi gelişmeler, gündem ve en önemli gündem maddesi ekonomik darboğa, sıkıntı, kriz, bunalım, buhran Hayat pahalılığı, alım gücünün düşmesi. Ana gündem bu esasen. Sıklıkla tekrarlıyorum. Ara ara farklı gündemler ekrana getiriyoruz ama bu dehşet verici gündemi ortadan kaldırmıyor. Ve hemen her şeyde esasen onu pekiştiriyor. Onun devamlılığı ya da bundan sonrasındaki belirsizlik, işlerin çözülemeyeceği yolundaki kanaati pekiştiriyor. Bülent Çelik karikatürüyle başlayalım. Bu iyi mi diye kazıp çıkarmış bir beyzbol sopası. Yok, zaten elimde onun çivilisi var diyor Erdoğan. Bir başka karikatür Sefer Selvi gündemin nabzını çok iyi tutan, takip eden karikatüristler bunlar. Cezaevinden tahliye edildi biliyorsunuz. Dilruba K. Ka, Dilruba Kayseri, Kayserili Kayserlioğlu ve son yayınımızın mevzusu da buydu. Yani cezaevinden tahliye edip kimselere haber vermeden sokağa attılar. Sokağa bıraktılar. Ve gecenin bir karanlığında ıssız bir cezaevinde yol yöntem bulmaya çalıştı. Bulduğu bir emanet telefonla veya birinden rica ederek ailesine yakınlarına haber verebildi. Gelin beni buradan alın diyebildi. Başına bir şey gelmeden şükürler olsun. Belki korkudan dili tutulur da bir daha röportaj neyin vermez. Ondan dolayı gece karanlığında Dilrubaka, Dilrubaka Kayserlioğlu tahliye edildi. Böyle tahmin etmiş Sefer Selvi. Gündeme geçelim. Gündemde bu üç genç kadın var. Genç teğmenler. Bugün TRT 24'teki yazımın başlığı da oydu. Genç teğmenler Kılıç Kılıç çattı. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Neler oluyor? Ben Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganını özellikle son haftalarda aylarda ya da yıllarda du, duyduğumda artık şunu hissediyorum. Yani şunu düşünüyorum. Hemen rea şu reaksiyon gelişiyor. Yok ya o hepiniz Mustafa Kemal'in değil. Hepiniz Tay Tayyip Erdoğan'ın askerlerisiniz. Neden? Çünkü pek çok gelişme bunu teyit ediyor. Yani bindirmiş sizi gemisine götürüyor. Neyse Önce bu kadınlarla bu genç kadınlarla başlayalım. Dünya tarihini bilmem Türkiye tarihinde görülmemiş bir şey oldu ve Karadeniz ve Hava Harp Okulu'nun dönem birincileri soldan sağa Kara Harp Ebru Eroğlu İkra Kuyumcu Hava Harp ortadaki ve Şeyda Yıldırım sağdaki Deniz Harp Okulu'nu birincilikle bitirdiler. İlk kadın subay 2022'de iki yıl kadar önce Generalliğe yükseltilmişti. Özlem Yılmaz. Dolayısıyla kadınların Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir yerlere gelmeleri önemli yani. Dolayısıyla bu konu önemli. Mühim bir konu. Fakat eş zamanlı olarak bu olayla yani 3 kadın ki bu kadınlar AKP ile yaşıt. Yani kimi 22, kimi 23, kimi 24 yaşında. Hepsi AKP, AKP iktidarla yaşıt. Başka lider görmemişler Tayyip Erdoğan'dan başka. Bu kadınlar konuşulurken 30 Ağustos'ta bu kılıç çatma, alternatif yemin e, konuşulmaya başlandı. Ve 960 mezun vermiş Kara Harp. Üçte biri kadar uzmanlar, görüntüleri takip eden uzmanlar 300-400 kadarı diyor ki o görüntülere de bakalım. O görüntüler eşliğinde konuşalım. Uzmanlar diyorlar ki yani 300-400 civarı yani kadraja giren kameranın kadrajına giren Kara Harp genç mezun teğmen sayısı. Törenin ardından yeşil alanda ki o sırada tören bitiyor, resmi tören bitiyor. Recep Tayyip Erdoğan ve er, diğer resmi Erkan e, cami açılışına geçiyorlar. Yeşil alanın ortasında toplanıyorlar. Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye slogan atıyorlar. Ve 2016'dan sonra yani 15 Temmuz 2016'dan sonra pek çok şey alt üst oldu ve değiştirildi. Özellikle askeri teamüller de öyle ve kanunlar ve okullar 2016'dan sonra terk edilmişti geleneksel subaylık yemini. Bu metnin törendeki metinle yani biraz önce birkaç saat önce törende okudukları yemin metniyle alakası ve benzerliği yok. O metnin alternatifi bir metin ve daha sonra esasen bu metin de bilinen bir metin. 60'lı yıllardan beri okunan bir metin. Onu Kara Harp Okulu birincisi ve az önce Erdoğan'ın elinden işte mezuniyetini alan, tebrikini alan, neyse nişanını alan Ebru Eroğlu yıldızını alan, öyle diyelim, Andi Çeriski, layık demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına kılıcını da böyle kaldırarak ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak, kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız, şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız, ne mutlu Türk'üm diyene. Tabii 8 yıl sonra neden bu gençler, rutinin dışına çıktılar. Hangi izinle, hangi cesaretle yani bunun bir komutan onayı olmadan, haberi olmadan, izni olmadan olanağı yok bu kadar insan bir araya gelecekler ve bir yemin organize edecekler. 8 yıldır terk edilmiş bir rutine geri dönecekler. Kolay bir şey değildir. Hem izin, onay gerektirir hem de cesaret gerektirir. Spekülasyon muhtelif. Kimin yaptığı yaptırdığı bilinmiyor ama hakkında soruşturma açılmış. Muhtemelen soruşturma da derinleştirilerek devam edilecek ve bu öğrenilmeye çalışılacak. Tabi teğmenler konuşursa. Fakat şimdi bu yemin Mustafa Kemal'in askerleriyiz, yemin filan esasen bugün 60'lı yıllarda 70'li yıllarda belki olabilir ama bugünkü çağdaş normal içerisinde baktığınızda bu, bu, konunun biraz eskidiği görülüyor. Biraz, yani bu konuda artık demokratik, hukuk devleti, insan haklarına saygılı, işte erklerin bağımsızlığı, yasama, yürütme, yargı ayrılmış ki yasama, yürütme, yargıda şey yok. Yani işte asker yok. Fakat orada işte net, neticede durumdan vazife çıkaran bir asker vurgusu var. Mustafa Kemal'in askeriyiz ve askerleriyiz. Ulusun namusuna uzanacak eller karşısında bizi bulacak falan. Özgür Özel sahip çıktı CHP Genel Başkanı. Elbette Mustafa Kemal'in askerleri onlar dedi. Bu andın herhangi bir kelimesiyle çelişkili olanları tarih affetmeyecek dedi. Hemen hizalandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmet Özdemir'miş ismi. Bu gençlerin ebedi başkomutanları Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'tür diye bir mesaj paylaştı. Ve o mesaj MHP'nin resmi ex platformundaki eski adıyla Twitter hesabında yayınlandı. Önemli. AKP'den cılız sesler geldi. Adı konmamış darbe gibi, görüntüler rahatsız edici gibi ama parti adına herhangi bir açıklama gelmedi, yapılmadı tam da eş zamanlı olarak yani kara harpliler kılıçlarını kaldırmış alternatif bir yemin irade ettikten sonra bir başka kara grubu, kara assubay meslek yüksek okulu korsan bir eylem yaptı ve mezun olan bir grup assubay okulların önünde Göktürk bayrağıyla poz verdi. Bizler Mustafa Kemal'in çocuklarıyız, sizler neyin çocuklarısınız? Bizi çok alakadar etmez filan gibi böyle çok yakışıksız. Yüzlerini de saklamışlar. Belli ki o kadar cesaretleri yok. Tabi kılıçları yok. Çünkü bu kılıç meselesi sadece subaylara tanınan bir hak, bir imtiyaz. Orduda diğer kademelerde az subaylar, erler, erbaşlar kılıç yok. Evet. Tabi 3 genç kızın, 3 genç kadının, Teğmen Ebru Eroğlu, Şeyda Yıldırım ve İkra Kuyumcu, Kuyumcu'nun, Kara Harp, Deniz Harp ve Hava Harp birincilerinin birincilikleri bu Alternatif yeminle antla gölgelendi. Biraz bu alternatif antla ee, sıradan bir olay değildir. Ee, açıkçası benim görüşüm şu, yani geçiştirilecek bir konu da değil ee, ve bir organize bir organizasyon görülüyor. Yani organize organizasyon deyince de her tamam tamamen kötüye çekilmesin. Fakat bir biçimde bu planlanmış. Yani bu eylem planlanmış. Yani eylem de kötü bir şey değildir. Planlanan bir organizasyon da kötü bir şey değildir. İyi bir şey de olabilir. Sıradan zamanlarda, sıradan dönemlerde olsa kimsenin dikkatini bile çekmezdi. 2016'dan önce mesela. Ama şimdi dikkat çekiyor. Çünkü 8 yıldır terk edilmiş bir geleneğe döndüler. Dolayısıyla konuşulması doğal, konuşulması normal. Maalesef birincilerin birincilik neşesini mutluluğunu, sevincini gölgede bırakan bir olay oldu. İşte yemin metni de orada. Karar Bakulu dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmenler böyle and içti diye gazetelerde haber oldu. Müyesser Yıldız paylaşmış. Teğmenler hakkında idari tahkikat başlatıldığı, Kıdemli teğmenlerin okula çağrıldığı tahkikatin tören değil, sosyal medya paylaşımları nedeniyle başlatıldığı öğrenildi diyor. Törenden dolayı başlatmaz tabii akıllı rejim ve rejimin yargısı. Çünkü törenden dolayı başlatırsa tepki olacak. Çünkü tepkiler de bir biçimde kendi karşılıklarını konsolide etmiş görünüyor. Hayır hayır biz törenden dolayı bir şey yapmadık. Tören normaldir. Ama sosyal ağlardaki paylaşımları dikkat çekiciydi falan deyip oradan yürüyecekler. Fakat belli ki o teğmenlerin görüntülerden de tespit edilmiş olabilir. Fotoğraflardan tespit edilmiş olabilir. Onların sicillerinde bu konu belli ki devam edecek sonraki süreçte. Şimdi... Basının ele alış biçimine baktığınızda muazzam bir kutuplaşma var. Yani benim dikkat etmeye, dikkat çekmeye çalıştığım da o. Yani toplumun iki kesiminde de büyük bir gaz birikmesi var. İnsanlar bir biçimde İslamcılıkla Atatürkçülük arasında kalmış durumda. Ya ben evrensel haklar peşindeyim, insan hakkı peşindeyim, hukukun peşindeyim, demokrasinin peşindeyim, eşit hakça düzenin peşindeyim falan dediğinizde olmuyor. Birinden bir, ya bir kamptan bir, kam, birine e, yazılmanız gerekiyor. Maalesef durum bu ve maalesef tabana da başka seçenek bırakmıyor. Ya Atatürkçüsün ya değilsin. Ya bizdensin ya değilsin. Ya İslamcısın ya değilsin. Ya AKP'lisin ya değilsin. Zaten bunu ilk başlatan da AKP rejimi oldu. Biz ve onlar diyerek Erdoğan. Maalesef. Haliyle ben Recep Tayyip Erdoğan'ın hepimiz aynı gemideyiz derken doğru dediğini düşünüyorum. Çünkü 10 yılda herkes aynı gemiye bindirdi. 15 Temmuz gemisine bindirdi. Tek adam gemisine bindirdi. 2000 17 referandumuyla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gemisine bindirdi filan. Kemalizmi takviye etti karşısında. Bu kadar belki konuşulmayacaktı. Belki bu kadar bir yani anıt kabiri dolduranlar, boşaltanlar işte bu bir kılıç çatma, bir alternatif yemine tepki olması falan. Bu kadar büyük bir tepki olmayacaktı belki. Bu kadar büyük bir reaksiyon olmayacaktı belki ama karşısındaki reaksiyonu da bir yönüyle Erdoğan özellikle Gezi'den bu tarafa, 2013 Gezi eyleminden bu tarafa konsolide etti. Yani yoksa Erdoğan kaptan köşkünden kılıç çatanları keyifle seyrediyordur. Şimdi bu kutuplaşmanın bir tezahürü olarak ekranda duruyor. Sözcü gazetesinin manşeti kocaman yazmışlar. Yani 10 metreden okunur bu manşet. Mustafa Kemal'in askerleriyiz ve ne mutlu Türk'üm diyene sözleri nerenize battı diyor. Üstüme bakar mısınız yani? Cunta Özlem'i yine depreşi demiş. Ben 2-3 gündür bu konuda iktidara yakın basın ne düşünüyor, nasıl başlıklar atmış, olaya nasıl yaklaşıyor diye bakıyorum. Bir sessizlik var. Sessizliğini bozan tek mevkute yeni akit olabilir. Cunto özlemi yine depreşti diyerek. 28 Şubatçı zihniyet yine hortladı diyerek. Yani gene mis gibi bir mağduriyet buldular bir yönüyle. Bir yönüyle de hep diyorlar ki vesayetçi dönem geride kaldı, terörü kökünü kazıdık, İşte hiçbir zaman olmadığı kadar özgürlükler var falan. Öbür tarafta da en ufak bir şeyde Aman 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 işte efendim teyakkuz halinde olmalıyız. Yani Erdoğan'ın son mesajında o var. İç cephemizi sarsmaya yönelik provokasyonlar karşısında teyakkuz halinde olmalıyız. 22-23 sene sonra yapamamışsın be birader. Hala bir takım konularda mesafe alamamışsın. İşte en son bir diş hekimliği kongresine başörtülü olduğu gerekçesiyle diş hekimliği öğrencisi görev verilmedi orada. Sonra geri adam atmışlar falan ama yani oradan da yani başörtüsü meselesini bile halledemediniz. Bugün insanlar bir başı örtülü gördüğünde yolda yürürken aklına AKP sizin zihniyetini sizin tuttuğunuz işler sizin zenginleşmeniz AKP çocukları falan gelince Dilan Polatlar falan vesaire başı örtülü sıradan vatandaşlar bile görsel tepkiye maruz kalıyor. Her, herhangi bir şiddet olmasa bile şimdilik ki ben e, ülkenin sonraki döneminde koyu seküler bir döneme döneceği e, kaygısını halen taşıyorum ki bunu birkaç yıldır söylüyorum yazdım da. Koyu seküler bir, seküler bir dönem geliyor kapıda yani. Maalesef. Takvim 3 kuvvet komutanlığı kadınlarla gururlandı Emret Sultanım Sultanım diye bugünkü manşetinde böyle bahsetmiş. Dolayısıyla iktidarda fazlaca bir tepki yok fakat şeyin e, Mümtazer Türkiye'nin ki askeri konularda uzman bir isimdir. Özellikle Türkiye'nin yakın askeri tarihi ve işte genetiği Milli Güvenlik Kurulu, sonrası darbeler bu konularda gerçekten etkin yetkin bir isimdir. Onun Türk İş Post'ta yayınlanan e, yazısını önemsiyorum. Onun ilk bölümünü aynen okuyacağım. Bu Yeniçeriler kazan kaldırıyor meselesiyle ilgili olarak. Lafta onun. Fasit dairenin içinde kobay faresi gibi dönüp duruyoruz. Başladığımız yere geri döndük. Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganı bir siyasi kampın mottosu her ayrıntısının üzerinden kurallara uygun şekilde defalarca geçilen, üniformaların tek düzeliğinde disiplin içinde yürütülen üstelik Cumhurbaşkanı'nın huzurunda yapılan bir mezuniyet töreninde böyle bir sloganın atılmasının tek anlamı var. Yeniçeriler kazan kaldırıyor. Kime karşı? Bu olay kanı kaynayan genç teğmenlerin kitlesel protestosu olarak yorumlanamaz. Dört yıl boyunca katı bir disipline tabi tutularak yetiştirilen bu gençler, amirlerinden üstü kapalı veya sessiz bir onay almadan ve örgütlü bir karara varmadan böyle bir eylemde bulunamaz. Doğrudan iktidar eliyle tiyatro tarzı bir provokasyon olamaz mı? İtirazı haklı olabilir. Ancak kendi yetiştirdiği subaylar tarafından protesto edilen bir hükümet bu kadar büyük itibar kaybını göze almış olamaz. Üstelik genç teğmenler kitlesel huşu içinde böyle bir oyuna gelmez. Muhalif kanat Özgür Özel'in vurguladığı biçimiyle bu protesto eyleminden memnun görünüyor. Bana kalırsa tavır almadan önce birkaç kere düşünmeliler. Tarih tekerrür ediyor. 1960 baharına geri dönüyor gibiyiz. 27 Mayıs darbesi uzun vadeli sonuçlarına bakılırsa en çok CHP'ye zarar verdi. Şayet halkla bağınızı koparmak, çok yaklaştığınız iktidarla aranıza aşılmaz duvarlar örmek istemiyorsanız, üniformalı bilhassa haki renkteki üniformalı eylemlerle aranıza mesafe koymalısınız. Mustafa Kemal'in askerlerinin bize daha doğrusu iktidara verdiği asıl mesaj daha önemli. 10 yıldır iktidarın kontrolünde tepeden tırnağa, arka bahçe gibi yeniden düzenlenen, adeta ters yüz edilen askeri eğitimden çıkan sonuç bu ise, iktidar kendini hiçbir yerde emniyette hissetmemeli. Genç nesil, hatta buna imam hatip nesli veya din eğitiminden geçirilen nesil diyebilirsiniz, iktidarın sadece uzağında değil, bütün halinde karşısında duruyor. İktidarın üretmek için büyük çabalar harcadığı soft ideoloji ve bu ideolojinin altyapısı iflas etmiş durumda. Ahlat'ta 30 Ağustos'a rakip olarak Malazgirt zaferinin yıl dönümüne göndermede bulunmak üzere toplanan devlet erkanı baş, başka mesajlar da verdi. Kuvvet komutanları anons edildikleri halde platforma çıkıp siyasilerle aynı karede fotoğraf vermediler. Bu tavır dört dörtlük bir pasif direniştir. Ona da kime karşı diye sormayın demiş Mümtazer Türköne. Devam edelim bir başka hadisede imamın bir askerle, kadın askerle ilişkisi iddiası ve bunun üzerine bir para ilişkisi olduğu, tehdit edildiği, darp edildiği filan. Bunun üzerine bir haber. Haber gerçek gündem sitesinde yayınlandı. İmam ve Asubay'ın as aşkı jandarmayı karıştırdı başlığıyla. Gerçek gündemin başındaki Seyhan Avşar imzasıyla. Van'da görev yapan 3 jandarma görevlisi bir imamı önce darp sonra gasp etti. Soruşturma genişleyince Van'da görev yapan jandarma Assubay Gül Kılıç'ın cinsel ilişki karşılığı parasını alamadığı bir imamı jandarma personeline dövdürdüğü ortaya çıktı. Evet, bu ay yaşanmış. Van Gevaş ilçe jandarma komutanlığında görev yapıyormuş. Jandarma subay Gül Kılıç eşinden boşanmış. Sonra da Bitlis, Mer Bitlis merkezdeki imam İkram Sorguç'la sevgili olmuş. İlişkileri ilerlemiş ve assubay Kılıç'la cinsel olarak birlikte olmak istemiş imam kadına subay ilişkiye girme karşılığında para istemiş imamdan. İmam bu talebi kabul etmiş ancak cinsel ilişkiden sonra ödeme yapmamış. Daha sonra çok öfkelenmiş kadın, emri altındaki jandarma uzman çavuşları kiralayıp imamı gasp ve darp etmek için plan yapmışlar. Ve 28 Ağustos çarşamba gecesi daha 3-5 gün önce Van Erciş Karayolu'ndan geçmekte olan imamın yolu bir takım işte jandar isimleri geçiyor. Jandarma çavuşlar, uzman çavuşlar tarafından kesilmiş. Darbedilmiş ve hesabındaki 58 bin küsür TL İBAN yoluyla bir başka hesaba aktarılarak gasp edilmiş. İmam şikayet edince de soruşturma başlamış. O Gül Kılıç ve diğer personel de gözaltına alınmış, tutuklanarak cezaevine gönderilmiş filan. Hikaye bu. İmamın açıklaması var. İmam komplo kurulduğunu ve gasp edildiğini söylüyor, parasının darbedildiğini söylüyor. Fakat bu kişiyle ilişkin vardı. Para karşılığı bir ilişkiye girdim filan falan demiyor. Bütün olanları yaptığı açıklamayla komplo olarak değerlendirmiş. Tehdit, iftira, tuzak neyse işte, bu şekilde Şanlı ordumuzun içine sızmış bu şahıslar falan diyerek şey yapmış. Fakat ifade tutanağına baktığınızda ifade yani sorgulama tutanağında bütün detaylar var ve orada hatta bir noktada imam kadına demiş ki en büyük hayalim bir askerin başına silah ve Türk bayrağı e, yanına koyup bilmem ne yapmak. Benim işte falan böyle devam ediyor. Yani e, ya kadının fantezisi ya da işte efendim bir çıkış taktiği falan deniyor ama iş nereye gider bilmiyoruz. Daha önemli bir şey var. O da bir avukat tutuklandı dün. Hemen 5 dakikada yalapşap bir sorgulama mahkemeye çıkarmayla. Burada da Dilek Ekmekçi'nin neden tutuklandığı detaylı şekilde yazıyor. Esasen tutuklanma nedeni şu. Yani bir avukat gerçekten özel hukuka tabidir. Yani daha doğrusu hukukta itinayla bakarsınız. Çünkü karşınızda bir avukat vardır. Ve o bir takım konularda kendi bir takım savlarını ortaya koymuştur. Ve ona göre yargılama usulü de biraz daha farklı cereyan etmesi gerekirken öyle değil. Daha önce kendisini tehdit eden MHP'liler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Ve sonra şu X platformunda şu mesajı paylaştı ve bu paylaştığı mesaj üzerinden e, tutuklandı. Paylaştığı mesajda Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Ankara Başsavcısı Gökhan Karaköse, beraber samimi fotoğraflar verdiğiniz İsmail Kartal, e, işte diyor bu konularla ilgili diyor bu fotoğraflarla ilgili birkaç sorun var. Bu şahıs özel kuvvetlerden emekli Bordo Bereli Asubay olarak kendini tanıtıyor. Oysaki müstafi olduğu veya görevine son verildiği söyleniyor. Sonra işte bu şahıs eğitim sektörüne girip neden kısa sürede çıkmıştır? Bunun FETÖ Gülen cemaati bağlantısıyla ilgisi olabilir mi? Bu şahıs hakkında Ankara savcılığına, başsavcılığına yapılan nitelikli dolandırıcılık şikayetleri olduğu etkin soruşturma yapılmadığı doğru mudur? Bu şekilde sorular sormuş ve e, Ali Yerlikaya ve İbrahim Kalın da etiketlemiş. Çünkü saray da işin içerisinde. Fotoğrafları da bu şekilde paylaşmış. Ama tabii söz konusu kişi işte sarayda belli noktalara da uzanınca Hasan Doğan gibi Erdoğan'ın uzun yıllardır özel kalemini sarayda en yakın işte kalem işlerini falan yürüten isim falan. işte bir takım haberleri de paylaşmış. Tamamen bir avukat faaliyeti. Delilleri karartma, yurt, ne bileyim kaçma şeysi olmayan bir isim Dilek Ekmekçi. Ve fakat suçun ağırlığı falan dikkate alınarak tutuklandı. Böyle bir ülke. Böyle bir ülke. Şimdi bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinden bir şey anlayamayabilirsiniz. Yani okuduğunuzda. Fakat Cumhurbaşkanı e, şeyisi şunu söylüyor kararnamesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Erdoğan'ın üst düzey bürokrat atama yetkileri artırıldı. Kendi imzasıyla kendine <laughs> yetkiler tanıyor. Yani böyle bir ülke yani. Mevcut sistemde böyle bir düzenlemeye kararnameye ihtiyaç duyulması bile en azı yöntem kadar ilginç. Karikatür gibi gözükse de sistemin özeti tam da bu demiş Sedat Bozkurt. Cem Toker daha ortadan konuşmuş. YSK iddiasına göre Yüce Türk Milletinin referandumda evet dediği kişiye özel şahsım devleti rejimi. Ülke bundan sonra nasıl düzelecek bilmem. En ufak bir umudum, fikrim yok demiş. Evrenselde İbrahim Kaboğlu bir röportajı yayınlanmış. İstanbul Barosu Başkan Adayıymış Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu. Anayasal düzen karşıtlığı bir vekilin mahpus tutulmasıyla sınırlı değil, Türkiye'nin yağmalanması sürecini kapsamına alan bir yıkım sürecidir filan. Can Atalay'dan bahsederek söylüyor. Türkiye'deki mahallelerin genel şeysi tamamen kendi tutukluları, esirleri, yükümlüleri için, kendi dava arkadaşları için hukuk talep ediyorlar, diğerlerini görmezden geliyorlar. Ama İbrahim Kaboğlu gibi baro başkan adaylığına soyunan, profesör doktor olan, üniversitede dersler veren bir isme, hatta düne kadar ki bana göre artık değil, insan hakları savunucusu olarak falan anılan bir isme bu mahallecilik yakışmıyor. Daha önce ekrana getirmiştim, bir kere daha söyleyeyim. Şu açıklamayı 5 Aralık 2023'te yapmıştı. Üç kere FETÖ kelimesi geçiyor. O hal diyor amaç dışı ve sarıyla işaretledim. Gözünüze takip edebilirsiniz. O hal ediyor amaç dışı ve kötüye kullandınız. Ve diyor 415 Barış Akademisyenini tutukladınız. Nasıl olur böyle bir şey diyor. Amacı dahilinde kullanıp siz cemaati temizlemeliydiniz. Hatta diyor 6 ay sonra eski ortağının darbe girişimini fırsatına çevirerek Barış Akademi'sini barış akademisyenlerini de FETÖ torbasına ekledi diyor. FETÖ torbası diye bir şey var, bunu savunuyor, böyle bir şey olabilir diyor. Ama benim barış akademisyenlerimi nasıl o torbaya eklersiniz diyor. Devamla, FETÖ'nün eski ortağı AKP'nin adeta gaz odası işlevi gördü diyor komisyon. Sonra da devamla, faillerin kendileri için ömür boyu sorumsuzluk zırhı getirmesi, FETÖ'nün siyasal ayağının ortaya çıkmasını da engelledi diyor. Başlarım senin insan hakları profesörlüğüne de, insan hakları savunuculuğuna da diyesiniz geliyor demiyorum ben yani. Edebimi daha fazla bozmak istemiyorum. İstanbul Barosu'na başkan adayıymış. Kutlu olsun. Ama ülkedeki adaletin durumu Emine Şen Yaşar kocası ve çocukları için meclis başkanının kapısında böyle adalet nöbeti tutuyor. Ferit Şen Yaşar oğlu yazmış. Meclisin itibarından bahseden meclis başkanının Numan Kurtulmuş makam kapısı önünde 12. gündür bekleyen anne artık ayakta duramıyor. Meclis bu zulme kadar sessiz kalacak Sadece başta da karikatürler gösterdim. Başka şeyler de söyledim ama sadece bu kare bile günü anlatmaya ne var ne yok Türkiye'de diye sorulduğunda insanların böyle yüzüne göstermek için yeterli. Yeter ve artar. Sadece bu kare. Devam. Kasım Gülpınar yeniden Refah Partisi Urfa'dan belediye başkanı seçilmişti. İstifa etmiş. Bağımsız olarak devam edeceğim demiş. Bir yönüyle de akla şunu getiriyor tabii. Erdoğan'ın sağa diz çöktürme, solu parçalama projesi bir yönüyle devam ediyor. Birkaç ay önce katıldığınız partiden niye istifa edersiniz? İstifa edersiniz. AKP'ye katıldı katılacak deniyor ama o da siyasal bir şey olabilir. Ajandanın içerisinde vardır veya yoktur bilemiyoruz. Fakat yeniden Refah Partisi'nin özellikle hedeflediği görülüyor Tayyip Erdoğan'ın. Milletvekillerine kanca attı, belediye başkanlarına kanca attı. Aynı tabana seslendikleri için ve Fatih Erbakan'ı risk, tehdit olarak gördüğü için kendi iktidarına özellikle oraya çalışıyor. Fakat eski yol arkadaşlarından Metin Külünk'ün e, lafları enteresan. Ben bu tipe çok fazla itibar edip de laflarını ekrana taşımaya hevesli biri değilim ama enteresan bir şey söylüyor. Artık Erdoğan'a doğrudan seslenmeye ve e, bırak artık falan demeye başlamış. Cumhurbaşkanımızın bu ülkeye kazandırdıkları başarıları bir başarı hikayesi var fakat Başarılarının yanında eksiklikler, hatalar, boşluklar var. Cumhurbaşkanlığı devlet liderliğini en nihayetinde devredecek. Güzel devretmesini isterim. Güzel anılarak devredip devretmesini isterim diyor. Ve Erdoğan sosyolojisi eriyor demiş. Bu son SETA raporunu da doğruluyor, teyit ediyor. Yani artık Erdoğan'a inanç kendi tabanında azaldı. Yani Erdoğan iyi çevresi kötü olayı bitti. CHP'den sadece bir kare bir grafikle bugün değinip geçeceğim. Mansur Yavaş aday kendisi üzerinden yürüyen kulisleri veya spekülasyonları CHP içerisinde bir iç çatışma yaratmaktan başka bir gaye gütmüyor diyor mevcut tartışmaları, spekülasyonları kastederek. Bizim bunların içinde olmayacağımızı herkesin bilmesini istiyorum diyor. Bizler diyor belediyede insanları nasıl rahat ettiririz filan diye çalışıyoruz. Tartışmalara meze olmak hoşuma gitmiyor. Tartışmalara meze olmak hoşunuza gitmiyorsa aday değilim, düşünmüyorum, olmayacağım. Benim amacım Ankara'ya hizmet etmektir. Seç seçilirsen bir dönem daha adayım ya da bu dönem sonunda bitiriyorum dersiniz ve siyasi ajandanızı ortaya koyarsınız ve bir anda tartışma denkleminden çıkarsınız. Özgür Özel netim bu konuda diyerek aday değilim, değilim diye bir açıklama yaptı birkaç hafta önce. Bezler bir açıklamayı yapabilirsiniz. Hem aday değilim demiyorsunuz hem de isminizin geçmesinden rahatsız oluyorsunuz. Beni meze yapmayın diyorsunuz. Böyle bir şey yok siyasette. Benden yaşlısın. Yani daha iyi bilirsin. Yani bu işlerin nasıl döndüğünü. Neyse. Türkiye İsviçre saatlerine 7 ayda 200 milyon dolar ödemiş. Bir grup alt, altta inim inim inlerken yukarıdaki yani... Türkiye İsviçre'den saat it ithalatında yılın ilk 7 ayında Kanada, Katar, Avusturya, İrlanda, Kuveyt, Belçika, Bahreyn gibi nüfusları daha düşük ama kişi başına milli gelirleri daha yüksek ülkeleri geride bırakmış. Uçurum. Bağlarken narinle bitirelim. Amcası tutuklandığı büyük işte güvenlik önlemleri altında e getirilmiş adliyeye vesaire öyle görülüyor ki bu aile yakınlarından birinde bitiyor. Amca da amca hakkındaki iddialar da e, yenir yutulur değil. Görgü tanıkları e, onun şüpheli hareketlerine hatta aracında belki narin veya ona benzer veya o onun cesedi olabilecek bir cisim veya bir eşya neyse artık e, taşıdığına, da, taşıdığına dair tanıklıklar var filan. Doğru dürüst bir soruşturma yapılırsa bu kadar uzamazdı. E, küçücük bir alan, aile efradı, sağa solu belli. Birebir herkesi ifadeye çağırıp o ifadeler üzerinden ve delillerin kaybolmasına izin vermeden hemen ilk birkaç gün içerisinde abanılsaydı bu iş bu kadar uzamazdı. Ama belli ki yavaş yavaş bağlanacak gibi duruyor. Diyor ve bir manşeti daha böylelikle haftanın ilk günü manşetini noktalıyoruz. Salı tekrar karşınızda olmak umuduyla hoşçakalın.